Beşiktaş'ın 11'ine bakalım. Evet, onu soracaktım sana. Utku yok. Laiç ve Gökhan Tören'in de sakatlıkları var. Ersin Kale'de olacak. Savunmada sağ bekte Rozier'in kart cezası var. O nedenle Rozier de oynamayacak. Dorukhan'ı yine sağ bekte oynatmasını bekliyorum. Orta saha De Souza, Mensah, Atiba, sol bek Rıdvan olur yine. Dün En Sakalı 90 dakika oynadı. Rıdvan artık birinci sol bek. O noktaya getirdiği işi tebrik ediyorum Rıdvan'ı. Teşekkür ediyordum neredeyse. Niye teşekkür edeceksem? Wellington ve Montero stoperler. Türk futbolu için teşekkür edebilirsin. Türk futbolu için teşekkür ediyorum Rıdvan'a. Sol bek ihtiyacı var her takımın yani. Teşekkür edelim sana madem ağzımızdan çıktı. De Souza, Mensah, Atiba orta saha üçlüsü. Hücum hattı artık Beşiktaş'ın sakatlık ve cezalı olmaması durumunda Gezal sağda, Larin solda, Abubakar önde. Orada iki büyük sürpriz. Daha doğrusu Rıdvan'a o sürprizlerin içine katıyorum. Çok iyi bir çıkış yakaladı. Larin için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet. Bence Larin de çok ilginç bir şekilde. Gittiği gibi değil. Belçika'dan farklı geldi. Gittiği gibi değil. Artı oynadığı tarzı, yani Beşiktaş'ın açık alan kovaladığı, kontrata geçiş oyunu çok hızlı yaptığı durumlarda koşullarıyla hem Abubakar'a hem arkadan gelebilecek orta saha oyuncularına çok önemli alanlar açıyor. Ve o hantallığı yok üzerinde. Evet, goller de öyle değildi. Sakarlığı da yok. Evet, bu konuda çok hani doğru tabir, sakarlığı da yok. Bu konuda tebrik etmek lazım. Ben Larin'den bu kadar umutlu değilim. Beşiktaş açısından olumlu bir sürpriz. Olumsuz da Mensah şu ana kadar. Bence transferler arasında en büyük beklentilerden birisi Mensah'ın üzerindeydi. Evet. Şu ana kadar o beklentiyi karşılayabilmiş değil ama sezonun geri kalanında belki karşılar. Yüksek beklenti derken tam tersini sorayım. Talişka'nın Instagram mesajları, hani daha doğrusu Instagram mesajına Fernandinho'nun yorumu. Beşiktaş son bugün o var. Yorumu. İnsan mutlu olduğu, huzurlu olduğu yerde mutludur gibi bir post paylaştı. O yani Fernandinho da takım arkadaşı da Beşiktaş tarzında bir, hani bir şeyler yazmış. Bir sus işareti yapan emoji, evet, koymuş. Emoji koymuş. Ne yapmaya çalışıyor? Evet, ortak konu bu. Yani. Şu anda şimdi Beşiktaş'ın Talişka ile ilgili. Geliyor mu? Ben isterim Talişka'yı izlemek ligde yeniden. İstemin yani şu anda olmaz. Hangi takımda olursa olsun. Nefis tabii ki Beşiktaş yani. Özelinde Beşiktaşlılar eğer gelecekse Beşiktaş'a gelsin derler. Ancak Talişka'nın şu anda Beşiktaş yönetimiyle, Beşiktaş yönetiminin Talişka ile hiçbir teması yok. Bugün bu saat itibariyle. Bu akşam Talişka benim tweetimi veya Instagram mesajımı gördünüz mü? Ben artık gelmek istiyorum diye telefon açar, iş başka yere evrilir bilemiyorum. Ama bugün itibariyle, bu saat itibariyle yok. Bunun bazı sebepleri var. Talişka niye böyle yapıyor onu söyleyelim öncelikle. Finansal sebepler var başta. Tabii ki herkesin aklına geleceği sebeplerden biridir. Talişka ne yapmaya çalışıyor? Çünkü Talişka Beşiktaş'tan dün gitmedi. Hani 6 ay önce gider, evet. Çin'delik biter. Der ki hani geri döneyim ben, olmadı ama Talişka 2 sene önce gitti. Ve 2 yıldır çok da fazla sosyal medya üzerinden Beşiktaş paylaşımları arada bir yapardı. Şimdi neden üst üste yapıyor? Neden bazı fotoğrafların dışında altına postlar yazmak gerekiyor? Niye böyle gel yapıyor? Onu ben merak ediyorum. Bir görüş Instagram'da sosyal medya takip sayısını artırmayla ilgili böyle hareketler yapıp Türkiye'den o ki sosyal bakayım, medya rüzgarı 1 milyonu geçti. 700 bin civarıydı bu Beşiktaş paylaşımlarını daha ağırlık verdiğinde. O kadar arttı. 300 bin birden arttı mı? Artıyor, evet. İyiymiş ya. 1 milyon, evet, şu an 1 milyonu geçti. Ve bunun aslında doğru mu, makul mü, değil mi sorusu aklındayken kendi kendine 1 milyon takipçi geçtiği için kutlama yaptı. Yine Instagram hesabından. Evet, bu seçeneklerden biri olabilir. İyiymiş. Ama bu kadar profesyonel ve bu kadar üst düzey bir oyuncunun yani. Ve yüksek maliyetler karşısında futbol oynayan bir oyuncunun da yaptığı her hareketi sadece sosyal medyada takipçi kazanmak için yapacağını sanmıyorum ben. Ve sosyal medya artık ciddi bir karşılığı olan, Instagram, Twitter ciddi karşılığı olan mecralar. Çok önemli bunu bir haber kaynağı oldu. Bunu yapıyorsan bir başka sebebi de vardır. Bunun ama üzerine gitmeye çalışıyorum. Da, al kontratını gel. Yani kontrat almak için de yapıyorlar. Olay bir yerden sonra futbolcunun sorumluluğunu da yerine getirmesi gerekiyor. Evet, ben anlayabiliyorum. Belki Beşiktaş'ta çok mutluydu. Beşiktaş'ta isteyebilir Talişka'yı. Çok da doğaldır. Çok iyi bir performans sergiledi. Ama burada finansal karşılık bulamayacağı bir kulüpte, Beşiktaş'ın öyle bir finansal karşılığı yok. Çin kulüplerinin verdiği maaşları karşılama durumu söz konusu değil. Ya burada bir fedakarlık yapacak, kontratını alıp gelecek ya da bunu yapmayacak. Yani ikisinden birisi. Çünkü çok saçma bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Sen kulübü biraz zor durumda bırakıyorsun. Talişka gelmek birçok kişi şuna düşünecek. Talişka Beşiktaş'a göz kırpıyor, yönetim almıyor. Böyle şey mi olur? 3 maç kaybettin, Talişka nerede olacak ondan sonra? Keşke alsaydınız gibi işe evlenebilir ama çok konuyla ilgili somut verebileceğimiz durumlar var. Talişka'nın kulübüyle 1,5 yıl daha kontratı var. 2020 Ocak ayında bitiyor. Hı hı. 2020 Haziran ayında bitiyor, pardon. Çin kulübüyle kontratı. Çin'de geçen senelik Şubat'ta başlayacaktı. Pandemi nedeniyle Temmuz'da başladı, Kasım'da bitti. Önümüzdeki sezon Mart'ta başlayabilir. Tekrar bir problem olursa ertelenebilir. Yani eğer kontrat devam ederse zaten Mart ayında
Beşiktaş 6 ay kiralık gelsin gibi bir konu konuşuluyor ya. Mart ayında zaten Çin'e geri dönmek zorunda. Eğer lig orada başlarsa. Bir taraftan 8 milyon euro yıllık ücreti var. Bu 8 milyon euro yıllık ücreti nasıl karşılayacak Beşiktaş? İşte Türkiye'de söyledim. Hangi kulüp nasıl karşılayacak bu yıllık ücreti? O zaman oyuncu fedakarlıkta bulunacak. O zaman Çin'de bazı mali yaptırımlar geliyor, konuları var. O olabilir. Evet, bu durum olursa Talisca'da Çin'e geri dönmek istemezse, Brezilya'da oynamak istemezse, Avrupa'da, Portekiz'de, İspanya'da oynamak istemezse Beşiktaş'la kendisi adına makul bir kontrata imza atabilir. Bu arada Beşiktaş'ın 18 yabancı futbolcusu var bugün itibariyle. Dördü kadro dışı. Boyd, Mirin, Douglas ve Lens. Bu değişecek. Hasic'le Boyd galiba yer değişecek. Belli olmaz o iş. Tam emin olduğum bir şey değil ama Talisca gelirse benim bu söylediğim 18 yabancı oyuncu oyunu olmasına rağmen Talisca'ya yer açılır. Bu bir problem değil. Tabii, halledilir. Hasic kiraya verilir. Laiç kiraya verilir. Başka oyunculardan biri gitmek bence. İsteyen giderse gider ama yer açılır. Ama bugün bu saat itibariyle ne Beşiktaş'ın Talisca'yla ne de Talisca'nın Beşiktaş'la resmi görüşmesi var. Takip ediyoruz. Yavaş yavaş toparlanmaz. Dorukhan'dan çok kısa bahsedelim. Onu da biraz önce yayına girmeden konuşacağız diye teklif kısa bir şey yaptım. Teklif var mı başka kulüplerden? Ben onu sormak istiyorum. Çünkü İsyan Beşiktaş... var. Resmi teklif yok. Ama Dorukhan'ın özellikle Fenerbahçe ile Fenerbahçe'nin radarında olduğunu biliyorum. Eğer Beşiktaş'la anlaşamazsa Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Galatasaray'a gitme ihtimali var. Yurt dışında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan alacağı yıllık ücreti karşılayacak kulüpler şu an için yok ama bunu ikinci plana atar. Ben kariyerimi yurt dışına devam etmek istiyorum derse Beşiktaş'tan yurt dışına gidebilir ama şu anda Beşiktaş'la anlaşamadı. Hı hı. Beşiktaş kendisine 10 milyon TL mi yıllık? Şöyle, maç başı ücretleri ayrı bir pakette, kendisine 7 milyon TL bir sabit ödeme yapacaklar. 10 ay üzerinden ayda 700 bin TL ve maç başına ödeyecekleri bir rakam belirlediler, fiyat belirlediler. Toplamda 10 milyon TL'ye geliyordu bu. Hı hı. Dorukhan 15 milyon TL istiyorum diyor. Kendisi bilir. Beşiktaş'la kendisiyle arasında yapılacak konuşma bu. Piyasa serbest. Oyuncunun bir talebi var. Menajerinin bir talebi var. Beşiktaş'ın vermek istediği bir rakam var. Tekrar görüşecekler. Bu iş kopmuş. Artık Dorukhan 15 milyon TL artı imza parası isteği var. Bunu istedi. Beşiktaş yönetimi 10 milyon TL'yi veriyoruz. İstemiyorsan teşekkür ederiz demedi. 1,5 milyon euroya tekabül ediyor. Dorukhan 12,5-13 milyon TL'ye iner. Beşiktaş 11-12 milyon TL'ye çıkar. İç finalize olup Beşiktaş'ta devam edebilir ama en son görüşmenin geldiği nokta bu. Başka kulüplerin de peşinde olduğunu söyleyelim. Başta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakın takipte olduğunu söyleyelim.